Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2002 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce heyetinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türk ekonomi tarihinin en önemli günlerinden geçiyoruz. Ben de bu bakımdan ekonomiyle ilgili eleştirilerimi de, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili eleştirilerimi de, görüşlerimi de daha fazla bir dikkat ve nezaket içerisinde yapmak istiyorum. Huzurlarınızdaki bütçe, hem biraz önceki arkadaşımız Akif Hamzaçebi kardeşimizin ifade ettiği gibi, hem daha önceki çeşitli konuşmacıların da ifade ettiği gibi, artık kadük olmuş olan bir bütçedir. Bütçelik vasfını kaybetmiştir. Bütçe 17 Ekim 2021 tarihinde, tam 2 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu, arz edildi. O zaman dolar kuru 9.2 idi. Demek ki bizim bütçemizin parasal değeri dolar cinsinden 195 dolar idi. Şimdi biraz önceki kurlarla 16.90'lı bir rakam oldu. Bu 106 milyar dolara inmiş bir bütçe. Yani 2 ay içerisinde, 2 ay önceki bütçemizin dolar cinsinden değeri 195 milyar dolardan 106 milyar dolara inmiş. Bu artık bütçe filan değildir. Bütçe olarak kabul etmek de mümkün değildir. Ama ekonomi ve değerli milletvekilleri, ekonomi ve bütün bütçelerin asıl dayanağı, asıl amacı kaynak tahsis politikalarıdır. Yani kaynakları nasıl tahsis edeceğinizdir. Kaynak az da olsun, çok da olsun, asıl mesele bunun nasıl tahsis edileceğidir. Şimdi bir bütçede 195 milyar dolardan 100 milyar dolar gibi bir rakama inen bir bütçede artık kaynak tahsis politikası diye bir şeyin kalmış olması imkansızdır. Söz konusu değildir. Bu bakımdan bu bütçe değildir. Ama diyelim ki hiç bu işler olmadı. Bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğu haliyle bir değerlendirme yapacak olsak, 3 tane rakamı ve 3 hususu huzurlarınıza getirmek istiyorum. Bir, haftalardır sabah akşam hem bütün televizyonlarda hem bütün konuşmalarda yatıp kalkarak dinlediğimiz Merkez Bankası faiz, bir puan %1 indi, %2 arttı vesaire. Bununla yatıp kalkıyoruz biz. Şimdi bakalım bu bütçede, 2022 yılı bütçesinde orijinal haliyle faize konulan bir rakam var. 240 milyar Türk lirası. Tamam. Belki iyidir, belki kötüdür. Bunu bir iki şeyle mukayese etmek lazımdır. Bir, aynı bütçede Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi var. Milli Eğitim Bakanlığımız demek 18 milyon öğrencimiz, 1.2 milyon öğretmenimiz, hocamız, bunlara tahsis edilen rakam 189 milyar lira. Üniversitelerimiz, yüksek eğitimimiz, üniversitelerimizde 8 milyon, 7.10'da 9 milyon, örgün, yaygın, açık öğretimde okuyan 8 milyon öğrencimiz var. 200 bine yakın öğretim üyemiz var. Hepsini toplayalım. Türkiye'de okullarında, Türkiye'nin bütün okullarında 30 milyon civarında öğrencisi var. 2 milyon civarında öğretim üyesi, öğretmeni, hocası var. Ve bu 30 milyon insan bizim önümüzdeki 50 yılımızı şekillendirecek. Bizi 21. yüzyılın üstüne taşıyacak çalışmaları yapacaklar, eğitilecekler. Bunlara tahsis ettiğimiz toplam rakam 248 milyar Türk lirası. Hiç kurlar bozulmamış olsaydı bile. Demek ki sadece bir faiz kalemine 2022 yılı bütçesinin ayırdığı, tahsis ettiği rakam 30 milyon öğrencimiz ve öğretmenimizin eğitimine harcanmış olan, tahsis edilmiş olan rakamla aynı. Buradan hayır çıkmaz değerli milletvekilleri. Aziz AK Partili milletvekili kardeşlerimiz, dostlarımız, buradan Türkiye için bir hayır çıkmaz.
Bir üçüncü rakam daha vermek istiyorum. Tarımsal destekleme rakamı 26 milyar Türk lirası. AK Parti iktidara geldiği zaman 2006 yılında tarım sektörünün daha çok desteklenmesi lazım geldiğine inandı. Bunun her bütçede azaltılmaması lazım geldiğini teminat altına almak için bir kanun çıkardı. Tarımsal destekleme kanunu. Bu kanuna göre dedi ki her yıllık bütçede tarımsal desteklemeye ayrılacak olan rakam milli gelirin %1'inin altında olamaz. Biz bunu eşitleyelim. Milli gelirin %1'inin üstünde de olabilir ama biz bunu eşitleyelim %1. Bu yılın milli gelirinin %1'i 78 milyar Türk lirası eder. Yani biz bütçe kanunuyla daha önce çıkardığımız bir kanunu ezmiş, dövmüş oluyoruz. Onu geçersiz hale getiriyoruz. Kendimiz yapıyoruz biz bu işi yani. Şimdi bu 26 milyar Türk lirası aynı zamanda ne demek? Bizim 5 milyon, 5,5 milyon civarında işçimiz var, çiftçimiz var. Milli gelirimizin %10'una yakını, görünür görünmez %10'una yakını tarım sektörümüzdür. Bu tarım sektörünün gelişmesi istikametinde ayırdığımız para 26 milyar lira. Faize ayırdığımız para 240 milyar lira. Tam 9 katı. Şimdi bunun sonucunda ne oldu? Bunun sonucunda şöyle bir şey oldu. Epey zamandan beri Türk çiftçisi toprağına küsmüştür. Türk besicisi gözünün nuru gibi gördüğü, gözünün nuru gibi baktığı hayvanlarına küsmüştür. Bunun sonucunda dünyanın bir ucunda Avustralya var. Avustralya'dan kırmızı et ithal ediyoruz. Öbür ucunda Brezilya, Arjantin var. Onlardan beyaz et ithal ediyoruz. Onların üstünde Kuzey Amerika var. Oradan çeşitli ürünler ithal ediyoruz. Mısır ithal ediyoruz. Onlar uzak diyarlar. Yanımızdaki komşumuz Yunanistan var. Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz. Öbür yanımızdaki komşumuz Bulgaristan var. Bulgaristan'dan da saman ithal ediyoruz. Böyle bir Türkiye olamaz. Böyle bir Türkiye bize yakışmaz. Türkiye'ye yakışmaz. Türk milletine yakışmaz. Bunun sebebi Avrupa Birliği mesela dünyanın her tarafında tarım sektörü desteklenen sektörlerdendir. Göz nuru gibi bakılan sektörlerdendir. Bu münasebetle destekler verirler. Biz de veriyoruz. Demin söylediğim gibi çok az. Avrupa Birliği'nin verdiği destekler, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan bu yana en başarılı ekonomik politika alanı adına ortak tarım politikası dedikleri ortak tarım politikasıdır. Yani hem tarım üreticilerini hem tüketicileri aynı anda memnun edecek olan bir ortak tarım politikası. Bunların kendi çiftçilerine bu sene ayırdıkları bütçe ortak tarım politikasına 45 milyar dolara tekabül eden eurodur. Bunun Türk lirası hali 125 bin lira civarında eder. 125 bin lira eder. Çiftçi başına bizim deminki 26 milyar lirayı çiftçi başımıza böldüğümüz zaman bu da 5 bin Türk lirası eder. Yani Avrupa Birliği mesela Bulgaristan, yanımızdaki mesela Yunanistan deminki örnek verdiğim örnekler bu kendi çiftçilerine çiftçi başına 125 bin lira tarımsal destek verirken biz sadece 5 bin liralık bir tarımsal desteğe verdiğimiz zaman işte Bulgaristan'dan saman ithal etmek durumunda kalırız. Sayın Tarım Bakanı hem geçen seneki bütçede hem bu seneki bütçe hem plan bütçe komisyonundaki tartışmalarda hem genel kurul tartışmalarında özellikle bu saman ithalatı münasebetiyle eleştirilince, tenkit edilince en son dayandığı yerlerden birisinde şöyle bir tabir kullandı. Paramız varmış, dövizimiz varmış da ithal ediyormuşuz. Bu çok vahim bir tabirdir. Çok da yanlıştır. Bizim saman ithal edecek, pamuk ithal edecek, kırmızı et ithal edecek paramız yoktur. Dövizimiz yoktur. Ama peki ithal ettik, nehnen ettik? Şimdi biraz sonra göreceğiz. Borçla ettik. Bu devleti neredeyse batırma noktasına gelecek olan borçla ettik. Değerli milletvekilleri, bizim grup da maşallah ne kadar sessiz, sakin, güzel dinliyor.
Aslında çok da hoşuma gidiyor. Değerli mi? Evet. Değerli milletvekilleri, bu bütçe elbette AK Parti iktidarının sadece bugüne ait olarak hazırladığı bir bütçe değil. Bunun bir birikimi var. Yani bu bir birikimin üstüne gelmiş olan bir bütçe. Bu rakamlar. O birikimle ilgili de muhtemelen ben öyle inanıyorum ki bu bütçe müzakereleri bu dönemin son bütçe müzakereleri olacaktır. Yani bir erken seçim olacaktır. Ama bu bakımdan birkaç fazla olmamak üzere yine üç büyük alanda bazı rakamlar arz etmek istiyorum. Bir, toplu bakış, bu 19 yılı bir değerlendirelim. 1800'lerin ortasında büyük devlet adamı ve şairimiz var. Ziya Paşa. Buna benzeyen halleri ta 1850'lerden yani 150-170 sene öncesinden gördüğü için şöyle demiş. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Yani bu lafla peynir gemisi yürümez. Efendim ben uçuyordum, ben kaçıyordum. Şu tarihlerde böyle diyordum lan, bu iş olmaz. Rütbeyi aklını ölçmek için eserine bakalım. Değerli milletvekilleri, biz bu 19 yıllık çeşitli ticaret alanlarımız var. Alıyoruz, satıyoruz, yapıyoruz, imal ediyoruz. Bunu ihraç ediyoruz, ithalat yapıyoruz. Adına da dış ticaret diyoruz. İthalatımız 3.7 trilyon dolar. İhracatımız 2.6 trilyon dolar. Bu ikisini birbirine bakarsak -1.1 trilyon dolar dış ticaret açığımız var. Bu çok büyük bir paradır. Neredeyse toplam ihracatımızın yarısı kadardır. Bizim şu anda yani 2022 yılı bütçesinde de bundan sonraki gelecek olan bütçelerde de belimizi kıran, iliğimizi, kemiğimizi kemiren, emen, bizi büyük sıkıntılardan sıkıntıya sokacak olan rakamın aslı budur. 1 trilyon dolardan fazla dış ticaret açığı. Bizim başka döviz gelirlerimiz de var. Yani turizm, hizmetler sektöründen gelen dövizlerimiz falan var. Bunları da işin içine kattığımız zaman bizim kazanmadığımız, bizim olmayan ama harcadığımız bir rakam var. 591 milyar dolar. Bunun adı cari işlemler açığı, cari açık. Cari açık demek bizim olmayan bir paranın bizim tarafımızdan harcanması demek. Bir zamanlar ya cari işlemler açığı finanse edildiği sürece herhangi bir mesele yoktur diye ahkam kesen allamelerimiz vardı. Bu hem hükümetin içerisinde, AK Parti hükümetinin içerisinde vardı, hem de dışarıda. Yasıl belki de bizi bugünlere getiren şeyin, sebeplerin bana göre başlarında yer alan şeylerden bir tanesi bu tür allamelerdir. Şimdi bizim Tanzimat dönemi büyük bürokratlarımızdan, yöneticilerimizden Fuat Paşa var. Onun bir de babası var. İzzet Molla, Keşecizade İzzet Molla. Ser müderristir. En yüksek din alimidir. En son görevi Mekke kadılığı idi. Buna benzeyen haller o zamanlarda varmış ki şöyle bir beyti var. Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harap. Fısk günah demek. E peki ne olurmuş yani, buradaki cihandan murad da devlettir, Osmanlı devletidir. Büyük cihan imparatorluğudur. E peki günahın harap edemediği şeyden daha kötü ne olabilirmiş de bu devlet harap haline getiriliyor? O da şu. Eyler anı onu yapar. Müdahene-i aliman harap. Alimlerin dal kavukluğu. Önde gelen insanların, önde gelen gazeteciler, yazarlar, çizerler, iş adamları, siyasetçiler, aklınıza ne geliyorsa efendim, onların müdahene-i alimanlıkları harap edermiş. Zaten onun sonuçlarını da filan gördük. Şimdi değerli milletvekilleri,
Bütün bunları neyle yaptık? Peki cari işlem açığı verdik, dış ticaret açığı verdik. Ama işte samanı da ithal ettik. Efendim, pamuğu da ithal ettik. Bunları da nasıl yaptık? Borçla. Değil mi? Borç. El kesesinden aldığımız borç. Şimdi AK Parti iktidara geldiği zaman IMF borcu dahil aklınıza ne kadar dış borç unsuru geliyorsa hepsini katın. 87 milyar dolar Türk kamu sektörünün borcu vardı. Ne umulur? Bu rakam bizi götürdü. O 2000-2001 krizine de biraz mecbur eden şeylerden bir tanesidir, unsurlardan bir tanesidir. Bunun şimdiki hali 207 milyar dolar. Şimdiki halini atlayayım ben. 87 milyar dolar demek 2002'nin sonundaki Cumhuriyet'in 80 senede yaptığı borçların tamamının toplamı demek. Yani 80 senede biz 87 milyar dolarlık bu dış borç almışız, yapmışız. Rezümesi. AK Parti 19 yılında buna 120 milyar dolar eklemiş. 120 milyar dolar. Türk özel sektörünün de bir dış borcu varmış. 45 milyar dolar. Şimdiki rakamı 245 milyar dolar. Türk özel sektörü de, Türk sanayi özel sektörü de 200 milyar dolar eklemiş. Bunu söylemekten muradım Türkiye'nin borçluluğu. Bizi şimdi dış dünyada bilmem herhangi bir borç aradığımız zaman ülke riski olarak meydana getiren unsurlardan bir tanesi de, en önemlilerinden bir tanesi de ülkenin dış borçluluk göstergeleri. Sadece kamu sektörünün değil, tüm Türkiye'nin dış borçluluk göstergeleri. Ve bu çok fazla. Yani özel sektörün dış borcuyla kamu sektörünün dış borcu 132 milyar dolar. Buna AK Parti tarafından eklenen borç, ulaştığı seviyeyi demiyorum, eklenen borç 320 milyar dolar. Çok. Buna da dayanılamaz. Dayanılamayacaktır. Şimdi bu söylediğim kamu sektörünün dış borcuna, yani eklenen 120 milyar dolarlık dış borca bir de yaptığımız özelleştirme var değil mi? 76 milyar dolar, 70 küsur milyar dolar. Ya bu 70 milyar dolar olmasaydı diye 120 milyar doların üstüne eklememiz lazım doğru bir hesap için. Veya kamunun 87 milyar dolarlık bölümünden çıkarmamız lazım ki doğru bir mukayese edelim. Bir, iki, hemen onun yanında bu kamu özel işbirliği projeleri, neydi de çok belli olmayan, hesabı yok, kitabı yok, tek bir A4 sayfası ebadında şeyi olmayan, fizibilite raporunu görmediğimiz bu kamu özel işbirliği projelerine de verilen, ne kadar verildiğini de bilmediğimiz hazine garantileri var. Bu hazine garantileri de yok bu borcun içerisinde. Şimdi bunların neticesinde bir de hane halkı borcu var. Biz AK Parti iktidara geldiği zaman kişilerimizin, yani şimdi kullandığımız tüketici kredileri, konut kredileri, araç kredileri, ihtiyaç kredileri vesaire, bunların Türk lirasının dolar cinsinden ifadesi 4'tü. 4 milyar dolar idi. Bunun şimdiki hali 104. Yani 4 milyar dolarlık borca 100 milyar dolar hane halkı borcu eklenmiş vaziyette. Bütün bu rakamları biraz da bunun için vermiş olayım ben. Bir dönemler bazı AK Partili yöneticilerimiz de, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde yer alan yetkililerin de, bazı bakanlarımızın da ara ara bolluk içerisindeydik. Dönemler itibariyle de bolluk ifade ettikleri dönemler vardı. Bu bolluk dedikleri şeyin tamamı en başından itibaren, birinci senesinden itibaren bu borç bolluğudur. Yoksa bizim kültürümüzde adına Halil İbrahim bereketi dediğimiz bir başka bolluk daha var. Halil İbrahim bereketi. Bu ekonomiye vurursak eğer yatırımlardan, üretimlerden, verimlilikten elde edilmesi gereken bir bolluktur ki öyle bir şey olmadı. Sayın milletvekilleri, şimdi bu da iyi, borcu da aldık, iyi, güzel. Ama bunu bedava almadık, bir şeyin karşılığında aldık. Bunun bir bedeli var. O bedel, bağışlayın ağzım geldi. O bedel faiz. Şimdi yine her gün yatıp kalkıyoruz ya, Merkez Bankası politika faizini bunu etti,
böyle allame-i cihanlarımız da var yani. Efendim, işte 100 bas puan artırdı, 100 deyince ne oluyorsa, %1. %1 indirdi, %2 düşürdü filan vesaire deyin. Ahali de doğru dürüst anlasın. 100 bas puan, 300 bas puan filan. Bu faize ödediğimiz rakam, kamu sektörü, deminki söylediğimiz borçları münasebetiyle, kamu sektörünün dış borç faizine ödediği rakam 89 milyar dolar. Dış borç faizine. Özel sektörde demin aldı, kullandı. Onun ödediği özel sektörün dış borç faizi olarak ödediği rakam da ayrıca 108 milyar dolar. Yani biz Türk devleti olarak, Türk ekonomisi olarak diyelim, hem kamu hem özel sektörle dış dünyaya, bu dış borca ödenen faiz. Sayın Genel Başkanımızın çeşitli vesilelerle, çeşitli defaatle ifade ettiği Londra, efendim şeyleri, faizcileri ne ödediğimiz para Türkiye 197 milyar dolar 19 yıl içinde. Bu çok fazla. Devletimizin bir de iç ekonomiyi döndürmek bakımından aldığı borç, iç borca karşılık ödediği bir faiz rakamının dolar cinsinden ifadesi. Düzgün hesaplanılmış bir ifadeyle arz ediyorum. Dolar cinsinden ifade edilmiş olan rakam da 436 milyar dolar. Şimdi sadece kamu sektörünü toplayayım. 89 milyar dolar dış borcuna ödenen faiz. 436 milyar dolar iç borcuna ödediği faiz kamunun 525 milyar dolar. Biz 19 senede devlet olarak adına faizciler derseniz faizciler, başka bir şey derseniz başka bir şeyciler, onlara ödediğimiz faiz 525 milyar dolar. Şimdi sayın milletvekilleri, bunu isteyerek, heveslenerek, bilerek, böyle olsun diye ben AK Parti yöneticilerinin, yani o AK Parti hükümetlerinin, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin böyle bir tablo çıksın diye yaptığı kanaatinde elbette değilim. Zinhar değilim. Ama ne var peki, bu niye böyle oldu? Yani böyle oldu da ne oldu? Gittikçe kurumsuzlaştırılan bir devlet apereyine döndük. Kurum kalmadı. Bir numaradaki meselesi bu. İki, yani bilenleri elbette tenzih ederim. Ama hesap kitap bilmemek, plan program bilmemek, plan program yapacak olan kuruluşları kaldırmak, onları ortadan bütünüyle kaldırmak, plansızlık, programsızlık, bunun hepsini bir araya getirdiğiniz zaman da bu karşılaştığımız durumla karşılaşmak durumunda kaldık. Şimdi bu hiç uyarılmadı mı? Ben mesela şahsen, ben demeyi de edebe, adaba aykırı görürüm ama ben derken burada Cumhuriyet Halk diyeceğim bölümler, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına aynen bu kürsüde 2007 yılından bu yana yaptığım bütün bütçe kapanış konuşmalarında arz ettiğim şeylerdir. 2007'den itibaren bu Nakşi mahfillerinde sevilen, benim de çok sevdiğim bir ilahi vardır. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Şimdi bunu da söyleyerek, kardeşim ya uyanın. Yani bu en son gün böyle bu hale gelmiş değil. Birinci gününden, ikinci gününden, üçüncü gününden itibaren bu hale geldi. Ben sonra 2015 yılında yine bu kürsüde, bu Aralık ayı olması münasebetiyle kış geliyordu. 2017 yılında yaptığım bütçe konuşmasında kış beni kesmedi, kara kış geliyor dedim. 2019 yılında bir daha bütçe konuşması yaptım burada, kara kış da kesmedi, nükleer kış geliyor dedim. E geldi işte kapımızda, yani öyle değil mi? Şimdi buna kulak asılmadı. Sayın Genel Başkanımızın bütçe açış konuşmasında bu meşhur 128 milyar dolarla ilgili tekrar bir sorusu oldu. Ya bu 128 milyar dolar nerede diye sordu. AK Parti grubundan arkadaşlarımız, bir de grup başkan vekili arkadaşımız laf attılar Sayın Genel Başkanımıza. Ben de tutanaktan onu gördüm. İlhan Kesici'ye sor, İlhan Kesici'ye sor dediler.
Şimdi Sayın Genel Başkan da bana sordu elbette ya. Bu neyin nesidir? İlan kesiciye sor. Ben de şimdi ilan kesici olarak huzurlarınızdayım. Bu 128 milyar dolar nedir yani? Ne nedir? Nerededir? Ne olmuştur? Aynen kayıtlardadır. Aynen. Sebebi ne kayıtlı olmasının? Bu sizin sayeniz. Ha Osman Bey. Ha doğru. Osman Bey bizim NATO Parlamenter Asamblesi'nde saygıdeğer bir başkanımızdır. Benim de dostumdur. Aynen kayıtlardadır. Ben şimdi bunu bir televizyon programında 2,5 saatlik net bir televizyon programının son 3. dakikasında bu soru geldi. Ona da 2,5-3 dakikalık bir cevap verdim. Sonra bu 15-22 saniyelik bu kes, biç, yapıştır usulüyle AK Partili arkadaşlarımız, herhalde AK Partili yani tweetlerden şey yaptığım kadarıyla bunları kes, biç, yapıştır ettiler. Şöyle bir resim çıktı. Osman Bey dediği gibi. Bana sordular. Ben de diyorum ki hatta çok ileri bir ikazda bulunuyorum. Çok ileri bir ikaz. Yani bu Türk devleti kayıtçı bir devlettir. Birinci gününden itibaren Osman Gazi'den itibaren olan biten her işi kayda alır. Hatta o kadar alır ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın, AK Partili arkadaşlarımız için söyleyeyim, Fatih Sultan Muhammed Han'ın kahvaltıda yediği yemeklerin, kahvaltıda yediği şeylerin hepsinin kaydı Topkapı Sarayı'nda vardır. O yüzden kayıtlardadır diyorum ben. E şimdi bu kayıtta bunu kim biliyor? Ben biliyor muyum? Katiyen. Başka bileni var mı? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmemiş ise Sayın Cumhurbaşkanı bile bilebilir mi? Hayır, bilemez. Bilen var mı? Var. Kim? 2 kişi. 1 Merkez Bankası Başkanı. 2 o tarihteki Hazine ve Maliye Bakanı. Bunun dışında bilen yoktur. Şimdi daha sonra ben bu şeyin kesmiş yapıştırın üstüne Merkez Bankası Başkanı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir açıklama yapmaları lazım geldiği çağrısında bulundum. Çağrı yerini buldu. Merkez Bankası Başkanı fakat çok kısık bir sesle böyle söyledi söylemedi gibi bir sesle dedi ki 2017 protokolü diye bir protokol var. Allah Allah ya bu 2017 protokolü neymiş? Sonra öğrendik ki Hazine ile Merkez Bankası arasında 2017 yılında bir protokol imzalanmış. Bu protokol sanki bana öyle geliyor ki bir çerçeve protokoldür. İşini bilmiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı ondan 2 gün sonra bir açıklamada bulundu. O da dedi ki yine kısık ses 2019 yılında da bir protokol yapılmıştı. O da Merkez Bankası ile Hazine'nin arasında yapılmış olan bir protokol. Fakat bu çerçeve protokolün dışında bir şey, içi biraz daha dolu. Asıl şeyin ya o tabir geliyor ağzıma, onu da atlıyor. Asıl dananın kuyruğunun koptuğu yer bu 2019 protokolüdür. Bu nedir? Merkez Bankası hangi münasebetle Hazine'ye böyle bir protokolle bir şeyler devretmiştir? Sonra Hazine ne yapmıştır? Yani Hazine ile bizim muhabir bankamız var, Ziraat Bankası, Türk Devleti'nin bu işlerde muhabir bankası Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Hazine ile Ziraat Bankası'nın arasında bir şeyler olmuştur. Şimdi demek ki lafı topluyorum ben, bu kayıtlarda vardır. Ne zamana kadar biz bu soruyu sormaya devam etmeliyiz? Ta ki bu kayıtlar aynen Fatih Sultan Mehmet'in kahvaltısında yediği yiyeceklerin Topkapı Sarayı'nda yerini arşivlerde alıncaya kadar Türkiye bu 128 milyar doların hesabını sormalıdır. Nerede diye sormalıdır. Şimdi artık sayın milletvekilleri, bütün bunları söylemekten ben haz duyan bir insan değilim. Yani bana memnuniyet verdiğini de katiyen düşünmenizi istemiyorum. Katiyen memnuniyet vermiyorum. Yüreğim de yanıyor.
İçim de cızlıyor. Sayın Kesici, bir dakika ekliyoruz. Arkadaşlar. Başımızı gidiyoruz Sayın Başkan. Evet, bana memnuniyet, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bana memnuniyet veren bir şey değildir. Ve kimseye de memnuniyet verecek bir şey değildir. Bizim partilerimiz farklı. Ama kaderimiz aynı. Kaderimiz ortak. Eğer ortada bir yanlış yapılıyor ise bunu söylemekten muradımız ortak kaderimizi, efendim, ortak sıkıntımızı ortaya koymak ve birlikte çözüm aramaktır. Bu büyük yüce mecliste bir yangın çıksa Allah korusun, hafazan Allah, Allah muhafaza. Bu AK Partililere şu kadar birim değer, Cumhuriyet Halk Partililere bu kadar değer, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye şu kadar değer diye bir şey yok. Hepimizi yakıyor. Hepimizi yakıp yıkıyor. O yüzden şimdi artık Türkiye bu işlerin yönetilebilir olmaktan çıktığını görüyorum. Hemen bir dakika daha Sayın Kesici'ye. Hay. İlave bir dakika daha istirhamıyla. Türkiye savruluyor. Bunun bir tane sayın milletvekilleri tek bir tane çözümü var. Bu andan itibaren. Mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve Türkiye yönetimine Türk milletinin güveni sıfırlanmıştır. Hiçbir güven kalmamıştır. Bu böyle gidemez. Benim kanaatime göre yani bu kurdaki 9 liradan itibaren kur artışı ekonomik sebeplerden dolayı değildir. Bu sadece siyasete olan güvensizlik, Türkiye'nin yönetimine olan güvensizliktir. Bunu aşmanın tek bir tane yolu var. Bu tür durumlarda sıkıntılar biriktiği zaman yani siz diyeceksiniz ki biz haklıyız, doğruyuz, biz diyeceğiz ki hayır değilsiniz. O zaman bir hakeme müracaat icap ediyor. O hakem millettir. Son bir dakika daha. Tamamlayalım lütfen. O hakem millettir, o hakem sandıktır. Bu artık kaçınılmaz olan bir şeydir. Ben inanıyorum ki sandığa giren, sandıktan filanın kimin çıkacağını bir tek Allah bilir. Anketlerle filan sandıktan çıkılmaz. Sandıktan siz de çıkarsınız, biz de çıkarız. Siz çıkarsanız yitirilmiş olan bütün bu güveni, inançsızlığı, güvensizliği tamir etmiş olursunuz. Yeni bir 5 yıl güçlü, kudretli önünüzde bir 5 yıl olur. Türkiye için hayırlıdır. Veya biz çıkarız. Biz kimiz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin birlikte oluşturduğu Millet İttifakı'yız. Bugün itibariyle, önümüzdeki günler itibariyle katılmalarını arzu ettiğimiz, katılacaklarını ümit ettiğimiz diğer partilerle birlikte Millet İttifakı'yız. Sayın Kesici yine bitti. Ne yapalım? Son bir dakika daha verelim. Hay. Bu son adına olsun. Adına güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem dediğimiz sistemdir. Ama bu ne yapacak? Yani güçlendirdik, iyileştirdik, bir parlamenter sisteme geçtik. Bu devletin yeniden avdet etmesidir. Türkiye'de devlet yeniden avdet edecektir. İki, bu plansızlık, programsızlık, hesapsızlık, kitapsızlık devri kapanmış olacaktır. Türkiye'ye yeniden devlet kurumları, yeniden plan, yeniden program, yeniden hesap, kitap gelmiş olacaktır. Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlıyorum. Sayın Başkan'ın gösterdiği ihtimama teşekkürlerimi sunuyorum. Biz selamlama. Sayın Kesici tamam. 4 dakika ilave ettim. 4. Gece selam. Allah için yani. Bu kadar hukukumuz var Sayın Başkan.
Oyumuzun rengi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak red. Red oyu veriyoruz. Ama bu bütçenin her ne büyüklükte olursa olsun vatanımıza, devletimize, milletimize, halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce heyetinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına en yüksek saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.